Ben kendi düşüncemi söyleyeyim arkadaşlar bannerlarla ilgili. Ondan sonra videoyu kapatalım. Bannerlar arkadaşlar. Bakın burayı iyi indini. Totalde kaç bannerımız var? 6 bannerımız var. 6 banner hangileri? Al-Haytham bannerı, Shao banner ve bunları silah bannerları. Shao ile beraber büyük ihtimalle Primedial Jade gelir. al beraber de yani o bannerda al kendi silahı gelir. Ondan sonra ne var? Hu var, Yalan var. Bir de bunların silah bannerı var. Uta ile beraber Stavfoma gelir. Ee, Yalanla beraber de Aqua Simiklara gelir. Arkadaşlar silah bannerlarını atmayın. Bakın beni dinleyin. Silah bannerlarını pek de hayatınızdan çıkartın. Silah bannerlarını hayatınızdan çıkartın. Free to oynayan arkadaşlar silah bannerını attığınız her viş sizin karakterleri almanızı zorlaştırır. Bu da benim kendi düşüncem. Siz istiyorsanız alın bana ne ama bana soruyorsanız ki soruldu. Cevaplayayım. Silah bannerlarının geçin. Silah bannerları e, hiçbir işinize yaramaz. Oyundaki e, 4 yıldız silahlarla 5 yıldız silahlar arasında çok büyük fark Mesela söylemek gerekirse Raiden Shogun'la The Catch'le Ingulfing arasında çok büyük fark yok. Refine 5 The Catch'i bedava alabiliyorsun. Mesela şu anda al istiyorsunuz diyelim. al işte geçen şemsiye verildi. O şemsiye büyük ihtimalle e, gayet güzel olacaktır yani. Huta silahı her mızrak oynayan DPS karaktere yarıyor. Yarıyor da ne kadar yarıyor? Yani %20 %30 arttırıyor DPS'ini bir dört yıldıza göre. Hani çok fazla silahlarla ilgili şey yapmayın. Zaten standart attığınızda silahlar geliyor. Oyunu uzun dönem oynayacağınızı düşünüyorum. Silah bannerını hayatınızdan çıkartın arkadaşlar. Silah bannerı free to play oynayanlar için tamamen dolandırıcılık. Tamamen dolandırıcılık. Onu söyleyeyim karakterlere gelecek olursak da ben dahil hiçbir yayıncı iyi veya kötü dedi diye bir karakteri almayın. Ben mesela yalan almayın diyorum. Sen beğeniyorsan al. Ben Hu sevmiyorum. Sen seviyorsan al. Benim veya herhangi bir yayıncının bir karakteri iyi demesi, kötü demesi sizin hayatınızda bir şey değiştirmesin. Oyundaki bütün karakterleri deneyebiliyorsunuz nasıl olsa Banner'a geldiklerinde try kısmında. Deneyin, videolarını izleyin. Bakın o karakteri seviyorsanız alın. Bana soruyorsanız bu bannerda en alınabilecek bu 3.4'te en alınabilecek karakter Al Haytan. Neden? Nedenini söyleyeyim. Yalan tamamen support bir karakter. Hani alanda durmuyor ve Shinkshu'dan bir fazlası yok bana göre. Hani Shinkshu'nuz varsa ki bedavaya alabiliyorsunuz şu anda Shinkshu'yu tamamen. Eventle veriliyor e, Shinkshu. Bedavaya alın Shinkshu'yu. Yalanla aynı zaten. Çok büyük bir farkı yok. Ondan sonra Hu Tao ile Shao. Ben sevmiyorum. Neden sevmiyorum? İkisinin de oynadıkça canı gidiyor. Benim çok sinirim bozuyor. Ve Shao ile ilgili şöyle bir şey de var. Shao sürekli zıplayın zıplayın. Benim sinirim bozuyor. Bende var Shao. İnanılmaz. Ee, sinirim bozuyor. Abi AR46'yım. şık şey yok. Bende nasıl bedava? Şu an verilecek işte. ya Evan'tan... Şu an Çin Event'ında 3 kere, kere verildi bedava. Sen evet. o 3'ünde de yakalayamadıysan senin suçun eee üçün, üçün, ya şu anda üçüncüye bedava verecek çünkü şu onda da al yani. Ee, ondan sonra ne kaldı? Huta. Huta güçlü bir karakter. Oyundaki en güçlü karakterlerden biri diyebiliriz ama oyunda arkadaşlar sürekli canını düşük kullanmanız. Şu kadar. Bir HP'de kullanmanız lazım karakteri. Hani yanına bir kalkan karakteri falan filan koyarsanız rahatlıyor ama ben İlla Allah ediyorum sürekli o, o canı düşük oynamaktan beni rahatsız ediyor ben karakterimin canı düşük olunca sürekli doldurmaya çalışıyorum bana uygun değil Tao. beni rahatsız ediyor ha siz seviyorsanız oynayın bana ne? Yani, ee, yani huhtao'yu şey. bir HP ile oynayacaksınız böyle bir tane hirsholu o ok katsa ölüyor falan ee, çok şey ben, bana göre Al Haytam çok mantıklı neden? Yani yeni karakter videoda da gösterdiler bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum Al Haytam Shing Ondan sonra Cookie ee, Shinobu takım yapmışlardı. Hyper Bloom takımı. Farkındamısınız bilmiyorum ama. Ee, yani benim oynadığım şey takımını, Hyper Bloom takımını adamlar official takım olarak koymuş yani. Farkındaysanız arkadaşlar yalan koymamışlar. Shinshu koymuşlar. Neyse. Ya, Yalan'ın bence Yalan tipini seviyorsunuz alınacak bir karakter. Çünkü Shinshu'dan ne, farkı yani, Şimşu'dan ne, ne artısı yok. ne eksisi var yani. Hı -hı. Tamam. Yani Xingqiu'nun kadın waifu hali. Aynen. Beş yıldır. Ee, Xingqiu ile yalan arasında çok büyük fark yok. Ha bu arada takımınızda aynı anda hem Xingqiu hem yalan koyacağım dant ediyorsanız koyun. Mükemmel. Hani ekstra bir zararı yok. Ee, oynayabilirsiniz. Nasıl canınız istiyorsa. Ama dediğim gibi bana sorul soruyorsanız ki soruluyor gördüğünüz gibi ben bunları almayın diyorum. Al Haytam. Gerek Hyper Bloom'la gerek Aggravate'le yüksek demecler çıkacaktır eminim. Karakter Elemental masterdan scaleniyor nasıl olsa ve şu anda bir tane Refine 5 Elemental Mastery Kılıcı 4 yıldız bedavaya verildi. Ashing e da bedavaya veriyorlar. Ya yani bir yerden de bir tane elektrik karakteri bul yani. Fischl koy ne bileyim bir şey koy. Ee, bir Ashing yetmiyordu ikinciyi aldım. Evet mesela Spirale Vista iki tane Ashing olsa güzel olabilir. O yüzden bir yalan bir Ashing şey yapabilir ama. Yalan bence 5 yıldız olarak e, değerli bir karakter değil. Çünkü aynısını yapan 4 yıldız karakter var. Yani ben sırf support 5 yıldız almayı sevmiyorum. Mesela ben Shenhe de almayı sevmiyorum. Hani sırf support 5 yıldız karakter bence şey yok yani bir e, zımbırtısı yok. Neyse. E, bu da bu kadardı arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi de böyle şey yapmış oldum. Bir sonraki yayınımız ne zaman? Bu akşam 8'de yayınımız var. Ona gelebilirsiniz. Ona gelin. E, akşama hoş görüşürüz. Hoş akşam 8'de YouTube'da izleyenler size de görüşmek üzere öpüldünüz arkadaşlar. Aynen en tatlı yerlerinizden öptüm. Hepinize iyi oyunlar. Biz de gidiyoruz. Akşam 8'de tekrar yayınımız var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.